Evet, evin kahverengi bir kapısı var. Şu sol tarafta şöyle minik bir girinti var. Buraya bir dolap konabilir diye düşünüyorum. Bir ayakkabılık olabilir. Sonra şöyle dümdüz gittiğimiz zaman sağ tarafta hemen mutfak var. Mutfağın böyle bir penceresi var. Bu pencereden mutfağı görebiliyorsunuz. Biraz daha açık bir hava katsın diye herhalde yapmışlar. Şöyle minik minik pencereler yapmışlar. Bir de içine belki dekorasyon malzemeleri konabilir. Süsler, biblolar konabilir belki. Şimdi hemen mutfağa girelim. Mutfak tabii ki açık mutfak. Salona doğru bakıyor. Ve şöyle mutfağı genel olarak göstermem gerekirse şöyle bir mutfak. Şu pencerenin önüne belki çok çok küçük iki kişilik bir masa. Böyle katlanır masalar oluyor. Günlük böyle bir şey belki yapılabilir arzu edenler için. Ben yapmak istemem şahsen. Zaten ev yani çok çok büyük olmadığı için normal misafir masasında yani her zaman yenilebilir tek masayla. Mikrodalga sararmış. Beyaz eşyalar bayağı eski. Yani onların bence değişmesi lazım. Şöyle elektrikli ocak. Şöyle spiral şeklinde. Bir ocağı var, fırın, bulaşık makinesi burada, böyle bir mutfak, buzdolabı falan da yani eski bayağı. Şu tarafta bir depo alanı var, kileri var, dar, 4-5 raflı bir kiler. Bu tarafta da çamaşır ve kurutucu var. Çamaşır makinesi ve kurutucu. Üzerine şöyle 3 tane raf yapmışlar. Yine çamaşır deterjanları için. Burası dışarıya bakıyor. Şuraya da şöyle bir masa ve yine 2 tane raf koymuşlar kapının arkasına. Buradan çıktığımız zaman bu arada mutfağın tavanında şöyle bir şey var. Aydınlık olsun diye şöyle bir açıklık yapmışlar. Orası direkt gökyüzü. Yalnız inanılmaz alçak bir tavan. Yani baktığınız zaman şöyle benim elim değiyor mesela. Çok alçak. Yani biraz da o derinliği versin diye herhalde bunu yapmışlar. Ama basık oluyor bayağı. İnsan içeri girdiği zaman biraz bir basıklık oluyor açıkçası. Salon parke, şey pardon salon taş. Şu ışığın altı, burası zaten dining area, işte yemek masasının konulacağı yer, tam mutfağın önü. Bu tarafta salon, işte mobilyalarının, televizyonun konulacağı yer, uzun ince bir alan. Burası da kış bahçesi, sürgülü kapıyla çıkabiliyorsunuz. Şöyle aydınlık, bayağı camlı bir alan. Halı döşemişler buraya. Tabii manzarası da güzel bu arada. Bayağı açık yeşillik ve biraz ileride de göl var. Şöyle üst tarafı şöyle yapmışlar. Salonun tavanı bayağı böyle yüksek. Zaten şurada ışığın ipinden de anlayabilirsiniz. Orayı biraz yüksek yapmışlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Odaları görelim. Şurada klima ünitesi var. Şöyle. Onu kapatıyorum hemen. Şöyle girdiğimiz zaman solda bir tane oda var. Burası sokağa bakıyor. Şöyle iki tane penceresi var. Yerler taş. Bir tane giyinme dolabı var. Şöyle. Şöyle iki kapaklı. Ondan sonra da buranın tuvaleti şurası. Küvet var bir tane. El yıkama yeri. Şöyle bir alan. Buranın tuvaleti. Burası da ebeveyn odası. Ebeveyn odasına girdiğimiz zaman el yıkama yerini hemen sağ tarafa koymuşlar ve böyle bayağı koyu kahverengi bir tezgahı var. Tuvalette karşısında hemen şurada tuvalet ve bir duşakabini var. Şu kapı arkasında da bir raf depo alanı gibi yapmışlar. Raf. Burası giyinme odası. Giyinme odası çok kocaman değil.
Yani şöyle tutayım. Siz taşlardan artık hesap edin büyüklüğünü. Şu tarafta da odanın içini görebiliyoruz. Odanın içi de böyle yine çok yüksek olmayan bir tavan. Bu odadan da kış bahçesine çıkabiliyorsunuz bu arada. Burada da yine sürgülü kapı var. Bu şekilde bir ebeveyn odası. Şu tarafta da küçük bir camı var. Sağ tarafta giyinme odası ve tuvalet. Buradan dümdüz çıktıktan sonra sola dönüyoruz. Ve kapıya gitmek için yöneldiğimizde şu sağ tarafta da bir başka depo var bu arada. Onu da göstereyim. Burası da belki böyle ceketlerin asıldığı bir yer olabilir. Bu tarafta yine çıkış alanı. Burası garaj. Şurası da yan ev sitede. Garajda şöyle bir alan var. Bu neymiş? Böyle bahçe eşyalarını falan koyabileceğiniz bir oda. Bir de şurada bir alan var. Bu neymiş? Ona da bakalım. Burada da yine tabii garajı kapalı olmadığı için böyle küçük odacıklar yapmışlar. Şöyle bir dolap var. Şurada çöp kutularını koyuyorsunuz. Şöyle bir yer. 125 metrekare, 2 oda, 2 banyodan oluşan bu evimiz 1978 yılında yapıldığı için birazcık eski. Mutfakta gördüğünüz beyaz eşyalar birazcık eski. Mutfağı birazcık küçük ve alçak tavanlı olduğu için biraz basık duruyor. Mutfaktaki o basıklığı gidermek için yapılan tavan detayı birazcık ilginç. Bunlara rağmen ben bu evi alırım otururum diyen olursa ufak dokunuşlarla yine güzel bir hal alabilir. Yatak odasındaki o sağda duran el yıkama yeri, lavabo kısım, o dolap birazcık eski gibi. Belki orayı bir değiştirmek gerekebilir. Yok, ben bu evi alırım ama kiraya veririm derseniz, o da aylık yaklaşık 1500 dolar civarında bir kira getirisi var. Yalnız aidatının 320 dolar olduğunu unutmayınız. Burada ev sahibi ödüyor aidatı. Dolayısıyla dediğim gibi eğer içeride kiracı olsa da olmasa da 320 dolar aidat ödemek durumundasınız. Okul puanın 10 üzerinden 9 ilkokulu. O yüzden güzel aslında. Güzel bir mahalle, nezih bir mahalle. Fakat ev çok küçük olduğu için bize birazcık zor olur. Önünde küçük bir alanı var, yeşil alanı var. O yeşil alanda size ait değil zaten, sitenin alanı. Dolayısıyla o alana hiçbir şey koyamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Havuz yaptırmak isteseniz öyle bir mümkünatınız yok mesela. Ama kış bahçesi büyük, o anlamda güzel. Bunları değerlendirerek siz de bu evi yorumlamanızı bekliyorum. Yorumlarda lütfen yazınız. Beğendiniz mi? Nasıl? Neler yapılabilir? Ne gibi dokunuşlarla daha güzel olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de yorumu benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.